Creative Enterprise platformunda aktiviteleri başlatmak için kullanıcı hesabı açmanız gerekir. Bunu yapabilmek için Members Area kısmına gitmelisiniz. Hesabım yok, I don't have an account kısmına tıklamalı ve bilgilerinizi doldurmalısınız. Buradan rolünüzü seçmelisiniz. Roller, öğretmen, eğitmen, girişimci, kurum ya da işe yeni başlayanlar. Öğrenciler işe yeni başlayanlar rolünü seçebilir. Çünkü öğrenciler bir kariyere yeni başlayanlar ya da serbest çalışanlar olarak kabul edilmektedir. İki tane farklı rol seçerek de kayıt yapabilirsiniz. E-postanızın doğrulandığından emin olmak için posta kutunuza bakmalısınız. Bazen doğrulama maili için gereksiz e-posta kutusunu da kontrol etmeniz gerekebilir. E-posta ile aldığınız maildeki bağlantıyı tıklayarak platforma giriş yapabilirsiniz. Creative Enterprise platformuna kayıt yapıp girdiğinizde giriş sayfası bu şekilde görünmekte ve buna pano denilmektedir. Burada Creative Enterprise ile ilgili güncel haberleri okuyabilir. Eğer uyarılarınız varsa bunları ilk sayfada görebilirsiniz. İlk kez giriş yaptığınızda My Account kısmına tıklayıp profil bilgilerinizi güncellemelisiniz. Burada özgeçmişinizi, iletişim bilgilerinizi, konuştuğunuz dilleri ve son eğitim durumunuzu yazabileceğiniz kutular bulunmaktadır. En ideali son aldığınız eğitim ve iş deneyiminizden başlamanızdır. Platformdaki diğer üyelerle bu bilgiler paylaşılacaktır. My Network kısmına tıkladığınızda sizin ağınızda olan diğer topluluk üyelerini görebileceksiniz. Yeni kullanıcıysanız elbette ağınızda üye olmayacaktır. Ama sonrasında topluluk üyeleri kısmına tıklayabilir. Eğer tanıdığınız iş arkadaşlarınız varsa onların profilini tarayıp ağınıza ekleyebilirsiniz. Kişi bu eylemden haberdar olmayacaktır. Bu sekme iletişim içinde olduğunuz ya da takip etmek istediğiniz favori bağlantılar listesi olarak kullanılabilecektir. Öğretmen olarak giriş yaptıysanız My Students sekmesini görebilirsiniz. Çünkü platformda proje faaliyetleri yürütecek öğrencilere ihtiyaç duyacaksınız. Eğer yeni kullanıcı iseniz öğrencileriniz olmayabilir. Projenize dahil etmek istediğiniz öğrencileri doğrudan platformda tarayarak bulup onlara davet gönderebilirsiniz. Ya da öğrencileri e-posta adreslerini kullanarak davet edebilirsiniz. Daveti gönderebilmek için öğrencilerin tam ad ve soyadı ile e-posta adreslerini yazmalısınız. Bu işlemi tamamladığınızda öğrenciler e-posta kutularına bir davet maili alırlar. Bir sonraki sekmede My Projects yer almaktadır. Eğer yeni kullanıcıysanız projeniz olmayabilir ama Create a Project kısmına tıklayarak proje adı, proje tanıtımı ve görevler gibi proje bilgilerinizi yazabileceğiniz kutular açılır. Her proje için en az bir moderatör gerekmektedir. Moderatör platformda öğretmen ya da eğitmen statüsünde olmalıdır. Herhangi biri proje başlatabilir ama bir projede ortak çalışma ve işbirliği ancak grupta en az bir moderatör varsa başlayabilir. Projects, I am moderating kısmına tıkladığınızda yeni kullanıcıysanız projeniz olmayabilir. Projects, I am contributing to kısmında kullanıcının hem öğrenci hem de bir grubun üyesi olarak yer aldığı projeler bulunmaktadır. İstediğiniz bir projeyi takip edebilirsiniz. Bir projeyi takip ederken katılımcı olmadan sadece gelişmelerden haberdar olursunuz. Community Members kısmına tıkladığınızda platformda kayıtlı topluluk üyelerini görebilirsiniz. Community Projects kısmına tıkladığınızda platformda devam eden ya da tamamlanmış projeleri görebilirsiniz. İstediğiniz bir proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için göz ikonuna tıklayınız. Platformu kullanan öğretmenler eğitim kaynaklarını görebilirler. Bu eğitim kaynakları Creative Enterprise projesinin bir çıktısı olarak hazırlanmış olup işe başlama ve yaratıcılıkla ilgili eğitimler, eğitmen kaynakları ve öğrenci el kitabından oluşmaktadır. Ayrıca bu eğitim kaynakları diğer projelerde hazırlanmış eğitim içeriklerini de tanıtmakta ve böylece projeler arası işbirliğini de desteklemektedir. Bir proje hazırladığınızda proje adını yazarak başlamalısınız.
Örnek olarak bir tane yapalım. Proje tanıtımında müşteri ya da yararlanıcı ile ilgili bazı tanımlar, proje içeriğini ve misyonunu yazabilirsiniz. Bu kısma proje promosyonu için hazırlanan bir video klip, pazarlama stratejisi, logo tasarımı ya da kurumun fotoğraf çekimini ekleyebilirsiniz. Proje tanıtımının üçüncü kısmına proje için gerekli adımları ve görevleri yazabilirsiniz. Bu adımlar ve görevler kısmı proje katılımcılarının ilgileri ve uzmanlık alanları ile ilgili projenin tüm bölümlerini içerebilir. Save kısmına tıkladığınızda projeniz başlamış olur. Projenin sahibi olarak herhangi bir zamanda düzenleme yapmak mümkündür. Projenin topluluk tarafından görülebilmesi için sayfanın sonunda proje görünebilirliği kısmına gidin ve yayınlayın. Böylece platformda Community Projects kısmına tıklandığında projeniz görünebilir. Projenizi takip edenleri, katılımcıları ve beğenileri görebilirsiniz. Yeni kullanıcı ya da katılımcı olarak listeden öğrencileri davet edebilirsiniz. Ayrıca projenizi takip etmek isteyenlerden gelen talepleri görmek için moderatörler listesine tıklayabilirsiniz. Platformda projenin tartışma panosu ilk kez açıldığında, eğer yeni tartışma yoksa taramada hiçbir şey görünmez. Yeni tartışma forumu açmak mümkündür. Moderatör olarak tartışma forumunu bir soru sorarak oluşturabilirsiniz ve kaydettiğinizde projeye dahil olan tüm katılımcılar e-postalarına uyarı maili alırlar. Bu şekilde platformda tartışma konusu açılabilir.